Başladı mı çekmeye? Şu an başladım. Tamam çek. Duruyorum gençliğin kayıkıyla. Sokakların elinde büyüdüm harbiden. Yapabildiğim gibi bir kenara koydum. Kendim öğrenmeyi tercih ettim. Bütün meseleyi öğrettim. Nasıl? Çok iyi, çok iyi. Öpüyordum onu. Söndür sigarayı. Cesaretimle donatıldı demeyelim. Ben de hem anda kalayım. Tabii tabii. Yani oyun gibi olmasın. Gerçek yapsın. Al vallahi. Çok güzel olsun. Gülme! Gülme kardeşim, gülme! Nasıl gülüyor kardeşim? Arkadaşlar kombine, çantam 5 TL, şortum kendi üretimi, ayakkabı kendim yaptım, çorap içinde şu an. Yo, gel oldu. Tamam. Bu da benim kendi yapımım. İnsanlar zaten bunu sahip olacak. Bu da kendi yapımı bu arada. Saçı da berber yaptım. Arkadaşlar bakın, ben fake drillciler gibi giyinmiyorum. Kendime has bir stilim var. Bu yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. Ömrüm şarkısının çekimleri bitti. İnsanlar hani merak edebilir hani bu şarkıyı yazma süreci nasıl geçti? Şarkının yazma süreci güzel geçti. Şarkının yazma süreci şöyle oldu ki Norda'yla birdenbire otururken 10 dakikada yazıp kaydettik. Kayıt aşaması biraz yordu. Kayıt aşaması zorluydu. Ama güzel oldu yani. İyi oldu. Sen ne düşünüyorsun şarkı hakkında? Vallahi şarkı patlayacak. Çünkü yani sürekli söylüyorum içimden. Yani bu demek oluyor ki hit bir şarkı. Patlayacağını da düşünüyorum. Bence en çok dinlenen birinci şarkın olabilir. Evet, çıktıktan sonra. Mektup'un ardına koyacağımı düşünüyorum bunda. Mektup şu an iyi ilerledi bayağı. Sanırım 7 milyon falan oldu. Bu mektubu da geçeceğini düşünüyorum bunu biraz. Bir de Uzi ile şarkı vardı. Şarkılar sokaklara ait. Yani şarkıyı paylaşan insanlar bile 100 bin izlenirken şarkı resmi olarak paylaşıldığında daha herhalde... İnşallah daha çok izlenir. Bir video. Tabii ki yani çok da streamlere takılmamak lazım da içimizden gönlümüzden geçen bir şarkı olduğu için dinleneceğini seviyorum. İnsanlar bu şarkıları yakalıyorlar. Güzel oluyor. Şimdi sorun Türkçe rap'teki ilk 5 ismi. İlk 5 ismi. En çok kim dinliyorum Türkçe rap? 4-5 diye sıralamayayım da dinlediğim 5 ismi söyleyeyim. Spade seviyorum. Bin Ferzan, Murda. 5.si kim olabilir? Oo, sıralamadık. Celo. Kritikal. Pişman olduğum bir dövme. Var. Sırtımdaki dövme. Hikayesi de ufakken aldığım bir kararla yaptığım bir hata. Tek hikayesi bu. Şu anda da Nişantaşı'ndayız. Robert kardeşimle. Aynı zamanda Akın abim var. Burada Bora var. Birayı içiyoruz beraber. Sohbet ama hava çok sıcak. Evet. Bittik. Bittik harbiden ama klip güzel olacak. Klibin yönetmeni Sabotiç. İsmail Sabotiç her zamanki gibi. Görüntü yönetmeni Can Dolu. Bu Sedat Taşdemir'in. Sedat yapacak. Styling Görkem Öder. Her yerinde de ben olabildiğimce varım bir şekilde. Her yerinde duruyorum yani. Piyasa hakkında konuşalım o zaman. Ben tekelleştiğini düşünüyorum. Bazı şeyler fazla klişe olmaya başladı. Klipler çok bamgüm. Çok, her şey çok hareketli. Tamam, zaten hareket gerekiyor. Hareketli olması gerek. Ama insanları düşündürmek, eğlendirmekten daha zor. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Evet, doğru. Her zaman tabii bunu yaparken de eğleniyoruz. O ayrı, müzik zaten eğlence olmadığı zaman yapıldığında bir anlamı kalmaz. Ama insanları genellikle düşünmeye sevk eden bir... İştirmiyorum da bu arada insanları. Asla bu şekilde. Yani herkes müzik yaparken eğlenebilir. Sadece eğlence işi çok bakkal, tekel ve klişe yapıyor. O yüzden içine biraz daha düşünce gücü katmamız gerektiğini düşünüyorum bu işte. Şimdi beni izleyen rapçiler var, genç arkadaşlar. Çoğu diyor param yok, stüdyo nerede kayıt alacağım? Kendimi nasıl daha fazla kitleye hitap edebilirim diye soran rapçiler var. Tavsiyen nedir genç arkadaşlara? Kankam yani bu biraz daha beyin işi. Sen kendi işini kendi beyin gücünle geliştirebilirsin yani. Bir şekilde düşünüp basit bile olsa her şey zaten. Oradan bir dahilik doğacağını düşünüyorum. Ve ilginç olan, yaratıcı olan, bir boşluğu dolduran her şey insanların ilgisini çeker. Bizim halkımız, milletimiz dinliyor sonuçta. Her şey ortada yani. Ben 21 yaşındayım. Kendi yaşım çerçevesinde baktığım zaman bu işten büyük paralar kazanan ve güzel streamler elde eden bir sürü insan var. Yani bu biraz daha sizin yaratıcılığınıza, kreativiteye kalmış yani. Kafanız ne kadar doluysa, ne kadar bir şey üretmek, yaratmak istiyorsanız o kadar insanın ilgisini çekiyorsunuz bence. İlgi çekici olmak bence en mantıklı fikir. İlgi çekici olmak için de diğerlerinden ayrılmanız ve ayrıştırmanız gereken birkaç özelliğinizin olması gerekiyor tabii. İlk önce hitap şekliniz, tavrınız, sözlerin bok gibi olsun, vokalin iyi olsun. En azından insanları bir şekilde etkileyip yakalayabilsin. Aynı şekilde vokalin kötü olabilir, sözlerin iyi olabilir. Yeni arkadaşlara tavsiyem o ilgi çekmeyi başarabilecek bir şeyler bulmaları insanların. Peki hiç pes ettin mi yani ben? Ettim. Nasıl peki o kararı aldın? İyi dönemlerimde aldım yani. Müziğim de iyi gidiyordu. Hayatımda her şey yolundaydı. Sadece aradığım şeyin bu olup olmadığı hakkında bazı endişelerim ve kuşkularım vardı. Neticesinde yine bu olduğuna karar verip vazgeçtim tabii ki bu kararımdan. İlk böyle şeylerde İsmail'e yakınıyorum hep. İsmail'e söylemiştim vazgeçmek istediğimde de Sabotiç'e.
O da bunu yapmamam gerektiğini tekrardan bana hatırlatacak bir hareket sergiledi. Ben de yolumdan vazgeçmedim yani. Peki kendini 5-10 sene sonra nerede görüyorsun mesela? Yine buradayım. Kendi ülkemdeyim. Yapmak istediğim şeyi yapmış bir konumda olurum inşallah. Peki şirket açmayı düşünüyor musun? Genç arkadaşları toplamak gibi mesela. Yani tabii ki çok istiyorum. Genç yeteneklere destek olmak istiyorum. Onların elinden çıkmak istiyorum. Müziğe destek olmak istiyorum. Daha çok kolaylaştırmak istiyorum her şeyi. Ama tabii bu şu anki şartlarda mümkün bir şey değil. Yani evet. Yaklaşık bir 2-3 sene sonra sanırım ben de böyle bir girişimde bulunacağım. Rap'e nasıl başladın? Bir gün böyle bununla bir ay içerken... Allah nasıl başladım bilmiyorum ki ben. Aslında hep bildim bileli bunun içindeyim yani. Benim kuzenlerim de yapıyor bu işi. Yapıyordu yani daha doğrusu. Ailem buna karşı çıkan bir pozisyonda değildi en başlarında. Çünkü iş bu kadar ciddiye binmemişti yani. Ciddiye bindikten sonra ben kararlar almaya başladığımda ailem bana karşı durdu ama şöyle biz eğleniyorduk yani. Ben rap yapıyordum ve mahallede eğlenirken birbirimizi eğlendirmek için yaptığımız bir şeydi. Bunun için zaten çok rahat, geniş bir mahallede büyüdük. Ben öyle çok baskı altında bir çocukluk geçirmedim, öyle büyümedim, bu işe öyle bakmadım hiç. Çünkü benim çevremde arkadaşlarım, ailem, oradaki insanlar da olsun hep buna açıktılar yani. Mesela müziğin benim için hani yan getirilerinden biri de stilim oldu. Mesela küpe takmam, işte dövmelerim falan ama ben bunun baskısında büyümedim yani. Rahat bir mahalledeydim. Bizi seviyorlardı insanlar, sevgiyle büyüdük. O yüzden bunu yapmam daha rahat bir hal aldı. Ben de kararlarımı kolayca verebildim gördüğüm sevgi sayesinde. Rahat kararlar alabildim yani ve aldığım kararlar sayesinde müziğe başladım yani aslında yapıyordum. Ama ciddi ciddi bu yola çıkış hikayem, bunun başlamasına sebep olan şeyler kesinlikle benim hevesim ve isteklerim yani. Peki, böyle başladım. Rapçi olmasaydın seni hangi meslekte görürdün mesela? Ya yine müzikle ilgili, sesle ilgili herhangi bir şey yapıyor olurdum sanırım çok. O zaman kapatalım. Sen yapmak ister misin? Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beni like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Thank you.